toplumsal uzlaşma belgeleri olan anayasaların varlık sebebi iktidarı sınırlamak, bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Anayasal sistemler bireyler için iktidarların müdahale edemeyeceği güvenceli yaşam alanları oluşturan ve buna uymayan iktidarlara denetim ve fren mekanizmaları geliştirilmiş olan sistemlerdir. Demokratik siyasal sistemlerde devlet bireye karşı meşruiyetini bu belgeden almaktadır. Anayasalar aynı zamanda bir çerçevedir. Devlet içinde, birey içinde bir sınırdır. Bu anlamıyla nizam belgeleridir. Herkes anayasaların bir toplumsal uzlaşma belgesi olduğunu söylüyor da sormayalım mı? Sizler bu metni hazırlarken kiminle uzlaştınız? Hangi toplum kesimleriyle, hangi meslek örgütleriyle, hangi muhalif kesimlerle konuştunuz? Komisyonda konuşmadınız. Burada konuşmuyorsunuz. Kimlerle konuşup uzlaştınız? Bu anlamda bu ihtiyacı karşıladınız mı? Bu metin ile değil bir yeni mutabakat oluşturmak maalesef 100 yıllık cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti, laiklik, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması gibi mutabakatlarımızı hedef alıyor ve ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla bu metin bir mutabakat metni değil, bir yıkım ve imha metnidir. 100 yıllık demokratikleşme sürecinde olgunlaştırmaya çalıştığımız parlamenter sistemi yok edip anayasal devleti anayasalı devlete dönüştürüyorsunuz. Başbakanlığı kaldırıp devletin tüm gücünü tek elde toparlayıp mutlakiyeti yeniden yaratıyorsunuz. Yargının tarafsızlığı sıfatını bu metne yazarken diğer yandan bağımsızlık ve tarafsızlıkla bağdaşmayacak şekilde Anayasa Mahkemesi'ni, HSYK'yı, Yargıtay ve Danıştay'ı tek kişinin denetimi altına alacak bir düzenleme getiriyorsunuz. Meclisimizin egemenliği temsil etme, yürütmeyi denetleme ve dengeleme yetkilerini elinden alıyorsunuz. Meclisi otokratik yönetimi meşrulaştırmak için varlığı korunan, işlevsiz, adeta bir sivil toplum örgütüne dönüşmüş, sözde bir meclis olan haline getiriyorsunuz. Devletin tüm yetkilerini bir partiye devrederek bir parti devleti inşa ediyorsunuz. Tüm bu gerçekleri gizlemek için halka yine her zamanki gibi yalan söylüyorsunuz. Bu düzenleme ile iddia ettiğiniz gibi Atatürk dönemi yasalarına değil, Cumhuriyet'in öncesine dönerek Cumhuriyet'le hesaplaşmak istiyorsunuz. Bu niyetinizi defalarca ifade ettiniz, milletvekiliniz bugün de ifade etti. Cumhuriyetimizin kurucuları ve tarihiyle bu kavganız yeni değil. Cumhuriyetin kurucularına iki ayet söylemenizi, laikliği anayasadan çıkarma ifadelerinizi kimse unutmadı. Sadece tarihten değil, bugünden de düşmanlar yaratarak varlığınızı sürdürmek istiyorsunuz. Bilim adamından öğrenciye, öğrenciden işçiye, madenciye, çiftçiye herkesi terörist ilan ettiniz, düşman ilan ettiniz. Yetmedi, elinde 50 doları olan sade yurttaşı da bunlara eklediniz. Bu değişikliğin koalisyonlara son vereceği, yönetimde istikrar getireceği de bir aldatmadır. Yüksek gelişmişlik düzeyine ulaşacağımızda hakeza öyle. Rakamlar ve dünya örnekleri bunun tam aksini söylüyor. Dünyanın refah sıralamasındaki ilk 20 ülkeye baktığımızda ilk 19'unun parlamenter sistemlerle yönetilen devletler olduğunu görüyoruz. Aynı listenin sonlarına baktığımızda da tamamına yakınının sizin öngördüğünüz siyasal sistemlerle yönetilen devletler olduğunu görüyoruz. Bu düzenlemenin yönetimde istikrar getireceği de halka söylemiş başka bir yalandır. Başkanlık sistemlerinin parlamenter sisteminin iki katı oranında koalisyonlarla yönetildiği halkın göz önünden kaçırılmak isteniyor. Her zaman olduğu gibi yine halkı kandırıyorsunuz. Sizin çokça kandırıldığınız da bir yalandı. Sizi hiç kimse kandırmadı. Başından beri varmak istediğiniz yere herkesi kandırıp kullanarak adım adım yürüyorsunuz. Biz bunu görüyoruz. Siz hiç aldanmadınız. Dönemsel koalisyonlarınız ve ortaklarınız oldu. Bu sürece de yeni bir koalisyon ve yeni bir ortakla giriyorsunuz. Zaman gösterecek ki onları da kandırdığınızı hep beraber izleyeceğiz. Ama onlar için ve Türkiye için vakit çok geç olacak maalesef. Ben burada her partiden demokrasiye ve hukuka inanmış, cumhuriyete aşık milletvekillerine seslenmek istiyorum. Onların duyarlılık ve destekleriyle bu tasarının genel kuruldan reddedilmesini bekliyorum.
Bunu parlamentoda başaramazsak referandum sürecinde her partiden, her kesimden yurttaşlarımızla bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben halkıma ve milletime güveniyorum. Özetle bu düzenleme sevgili arkadaşlar arkaik bir düzenlemedir. Bir hanedanlık düzenidir, bir ferman düzenidir. Ne bu ülkede ne bu çağda yeri olmayan bir düzenlemedir. Unutmayalım, unutmayın. Ne krallar, ne padişahlar gördü bu devran. Nice şahlar, ne sultanlar, tiranlar. Ama sonunda kazanan hep insanlık oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.